Hoş geldiniz. Tuğ Çelik'te yeni haberler var. 1 milyarlık yatırım teşvik belgesi ve bu gerçekten çok büyük bir yatırım teşvik belgesi. Neden? Hem de 2025'e kadar, yani çok uzak bir tarihte değil, 2025'e kadar 1 milyarlık teşvik belgesi. Yani daha teşvik belgesi bu kadarsa yapılan yatırım ne kadar büyük siz düşünün. Tabii biz bunu daha önceden düşündük. Bakın genç borsacı Tuğçelik'e yazarsanız, Tuğ Çelik yazarsanız İki tane inceleme videosu var. Bakın, bir tanesi bir yıl önce geleceğin yatırımı elektrikli araç bataryası hissesi Tuğ Çelik. Bir tanesi 5 ay önce elektrikli araç bataryası yatırımı yapıp yeni fabrika açan Tuğ Çelik, çok detaylı inceleme. Tabi burada bunları inceledim. İş anlaşması kaplarına bakıp, o anlaşmalara bakıp, anlaşmaların büyüklüğüne, brüt kar marjını oradan hesaplayıp, ne kadarlık karlar geleceğine yönelik tahminlerde bulunmuştum. Sonradan mesela bakın yatırım yaptılar. 16 milyon dolara yeni fabrika işi alındı. 40 bin metrekare üretim sahası. Sonradan mesela Gebze fabrika açılışı oldu vesaire. Şimdi arsaya bakıyorum. 60 bin metrekare arsa. 40 bin metrekare üretim sahası. Gebze'ye bakıyoruz. 7 bin metrekare. Yani dolayısıyla 40 binin 7 bini kullanılıyor. Daha kullanılmayan çok kısım var. Tabii hikayeler var. O anlaşmalara da baktığımızda hatırladığım kadarıyla bu elektrikli araç batarya siparişleri var. Bu bataryayı yapabilmek için orada bir fabrika olacak. Süper hikayeler var yani. Tabi açıkçası o zamanlar ben yani şu fabrika açılışı için kapaverini tekrardan bulayım. Şu fabrika durumu bakın 16 milyon dolar. E şimdi bu dolarla olunca bir yıl geri ödemesi toplam 7 yıl vadeli kredi kullanılarak. Yani 16 milyon dolar büyük bir para. Ve dolarla şimdi dolar yükselse ne olacak diye biraz bir çekincem vardı. Ama dolar ne zamandır dinlendi. Ve bu firmada bedelli durum vardı. O zaman %400'lük yaklaşık. %400 müydü? Ha bakın %500 bedel. Tabi bu yatırımlar yapılması için bedelli hızlandırıyor bu yatırımlar. Yoksa ettiği karlarla büyümeye kalksa yavaş büyüyor. Bu bedelliyle daha hızlı oluyor bu işler. Yani halka arz gibi yani. Halka arzları millet çok seviyor. Bedelliyi millet pek sevmiyor. Halbuki bedelli daha aslında matematiksel olarak şöyle bir avantajı var. Diyelim hisseyi 5 liraya aldın. Bedelli oldu. Firmanın öz kaynakları 2 katına çıktı. Elindeki 5 liralık hissenin de ederi 10 TL oldu. Çünkü defter değeri arttı bu esnada. Hissenin ederi 10 lira oldu. Tam bedelliye katıldın. Firmaya para koydun. O bastığın para kadar sana lot geldi. 5 liralık 5 liraya almış oldun yeni hisseleri ama yeni hisselerin ederi 10 TL. Ama halka arzı sana ederinden veriyor. O firmayı değerliyor. Ederi neyse oradan veriyor. Ama bedelli de elindeki hissenin değeri artıyor firmanın öz kaynakları arttığı için. Tabii ki firma bedelden gelen parayı iyi değerlendirecekse bedellinde iyisi var kötüsü var. Şimdi %500 bedelli. Tabii bu biraz birçok yatırımcı bedelli sevmiyor açıkçası. Bedelliye katılmak istemiyor. Bu bedelli olayı hissenin yükselişlerine biraz engel olmuş olabilir. Ve bu dolarla yapılan yatırım 16 milyonluk iş fabrika işe dolarla dolar yükselse ne olacak bu endişeler birazcık hisse çok da rahat gidemedi açıkçası şu dönemde. Sonradan bedelli geri çekildi. Neden? Dolar uçtu çünkü. O yatırımların da şeyi arttı. O yüzden bu bedelli tekrardan olabilir açıkçası. Onu söyleyeyim. Tuğ Çelik'te %700, %1000 bedelli görebiliriz. Böyle bir şey mümkün. Bu uyarımı yapmış olayım. Yani Tuğ Çelik alan kişi bunu bilerek alacak. Bedelli mümkün. Peki hisse ucuz mu değil mi? Bakın ben bu hisseyi şuralardayken analiz etmiştim. Sonradan hemen bir atak yaptı. Sonradan tekrardan geri çekilmiş. Hisse epey dinlenmiş. Ve artık dinlenişlerin yukarılarına doğru gitmiş. Burada almamışım, burada almamışım. Burada alayım mı? Yani dipte değil şu anda artık sen bilirsin. Bir şey demiyorum. Ama mesela bakın şurada eski zirve 21 TL. Eğer bunun üzerinde kalıcı olabilirse 21 TL'lerin, 22 TL'lerin üzerinde kalıcı olabilirse şuradaki çanak boyu kadar 30 TL formasyon hedefi olur. Peki hissenin gerçek ederine, şu anki ederine yani yatırım teşvik belgesi 1 milyar. 1 milyarlık yatırım teşvik belgesi ne demek? Firma öz kaynakları zaten 284 milyon. Toplam varlığı 1 milyar bile değil. Yani toplam varlığından bile fazla büyük bir yatırım teşvik belgesi. Tabii öz kaynaklar önemli olan. Öz kaynaklarının 4 katı yatırım teşvik belgesi büyük bir yatırım. Burada epey büyük yatırımlar olduğu belli. Şampiyonlar Ligi'nde de yer vermiştim diye hatırlıyorum bu hisseye.
Son Şampiyonlar Ligi'nde de vardı. Şampiyonlar Ligi'nin slaytını indirdim şimdi. Bakın buraya Tuğçe'yi de koymuşum. Ha, çok yüksek bir oran vermemişim açıkçası. Neden? Çünkü halka açıklığı yüksek. Bedelli muhabbeti vardı. Dolar cinsinden borçlanma yapıldı. Bu yüzden ben biraz tedirgin olmuştum. Çok yüklenmemeyi bana mantıklı gelmişti. Ama sonuçta portföyde var mı? Var. Yüklü olmasa da bizde çok hisse var. Sepet yapıyoruz. Yükselenleri değerlendiriyoruz. Tabii yükselmekle olmuyor. Ederine geçmesi lazım. Hisse pahalı olursa anca öyle ucuza mal yok bizde. Şimdi hisseyi değerlemeye çalışacağım tekrardan. Tabii bu anlaşmaları falan tekrardan bakıp çok detaylı düşünmek lazım da bu iki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani Tuğçelik yatırımcıları şu videoları mutlaka izlesin kanalımdaki. Özellikle şu 5 ay önceki olanı. Yani baktığımızda %42 şu anki öz sermaye karlılığı. PDD'si 2.31. Bilanço daha gelmedi. Yeni bilanço gelecek. O da tabii ki defter değerini arttıracak. Hissenin şu anki ederiyle 3 ay önceki ederi aynı olmaz. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu yatırımları da düşündüğümüzde 5 PDD'de bence bu hissenin ederi. Çünkü güzel bir hikaye de var. Ya yani sade öz kaynakları göre ederini belirlemekten ziyade bir de hikaye işi de var ya, elektrikli araç, yani süper bir investingi yıkacak bir hikaye. Ki son dönemlerde mesela son 3-4 ayda Twitter'da baktığımızda zaten bir hikaye varsa süper hisse tarikatı çıkıyor, bilmem nesi çıkıyor. O yüzden benim biraz yatırıma bakış açım da biraz değişti açıkçası. Zaten gelişim şart. Bu son dönem, son 3-4 aydaki olaylar artık bir hisse dipteyse, güzel bir hikayesi varsa PDD ve FK olarak ederine gelse bile yine de satmama düşüncesi bana mantıklı geliyor. Çünkü bir hikaye varsa ortada, tarikat kurduracak bir hikaye varsa hisse gidiyor yani. Şimdi bu hissenin yatırımlarını düşündüğümüzde ederi 5 PDD. Şu anki 2.5, 2.30 PDD ise hemen notlarımızı yazalım. Hisse şu an 2.31 PDD. Ederi 4.5 PDD. Yani şu anki ederi 40 TL. Formasyon hedefi 30 TL. 30 TL'nin altında bence hisse satmayın. Bakın şunun çanağını bence katlatır. Tabi son bilanço nasıl gelecek? Bu da etkili. Bilanço kötü gelirse 3 ay daha bekletebilir. Açıkçası bunu söyleyeyim. Ama güzel bir hikaye var. Yani bu hisseden güzel hikayeler var. Güzel hikayeler çıkacak bu hisse. İleride çok güzel sürülebilir. Çünkü çok iyi hikaye var. Elektrikli araç bataryası. 284 milyon öz kaynak. 1 milyarlık teşvik belgesi. Süper hikayeler var. Tahtacı olsam, bir topladıysam bu hisseyi, artık hedefleri tavanlar belirler. Ama tabii ki bu hissenin tahtacısı ben olmadığım için yapabileceğim çok da bir şey yok. Sadece firmayı inceleyebilirim. Yapabileceğim şey bu. Hedefleri buraya yazdım. Peki 4-5 PDD olursa sıfırlayalım mı? Bence sıfırlamayın. Yani şu anki ederi bu. Aslında şu anki ederi bu ama 2 yıl sonraki yatırımların piyasa değerini düşündüğümüzde 10 PDD de olabilir. Yani 10 PDD görebiliriz. Bakayım bunu da yazayım. Çünkü bir hisseyi ederi var, bir de satılacak fiyat var. Mesela senin evinin değeri kaç para? 1 milyon diyelim. Ben sana gelin 1 milyon vereyim, bana evini sat. Dersin ki hayır kardeşim, benim burada kurulu düzenim var, sana evi satma. Ama 2 milyon verirsen satarım. O zaman bu hissenin değeri 5 PDD dedik değil mi? Ama 10 PDD olursa sıfırlanabilir mesela. Böyle bir taktik olabilir. Yani 4-5 PDD'den de hepsine bence sıfırlamayın. Sıfırlama hedefi. Dur onu da yazalım. O çünkü PDD'leri bazı insanlar anlamıyor. 100 TL olursa sıfırlanabilir. 100 TL'ye kadar, 100 TL'ye kadar sıfırlamayı. Özellikle dipten alanlar. Bakın bu hisseyi 13, 14, 15 liradan alabilenler 100 TL'yi bekleyebilir. Çünkü dipten aldığınız için sabretmek kolay olur. Ha bu arada 100 TL falan diyorum burada ama tabii hisse bölünüyor bu esnada. Bedelli, bedelsiz bölünmeler gerçekleşiyor. Yani bunlar güncelleniyor yani, ama bu PDD değişmez. Hisse bölünse bile PDD değişmez. Bedelsiz bölünme de değişmez. Bedelli de değişir. Bedelli olursa PDD daha da düşer. Bedelsiz de aynı kalır. Yani şu anki tarihe göre bakın. Şu anda saat 12'yi geçti.
28 Ekim Cuma günü oldu bugün. Bu tarihte kaç paraymış, ileride kaç para olacak? İsteyen bakabilir. Şu anda 2.31 PDD. Yakında bilanço gelir, düşer 2 PDD'ye düşer hisse. Tabii fiyat uçmazsa. Dediğim gibi 10 PDD olana kadar tutulabilir. Tabii yükseldikçe kademeli satışlar yapabilirse 30 TL'nin altında bence satmayın. 30 lira da isteyen bir kısmını satabilir, isteyen 40 lira da artık. Hisse yükseldikçe, bölündükçe yeni taktikler düşünülür. Şu anki ederi ve şu anki düşüncelerim bu fiyata göre bu şekilde. Ha, bu arada bakın şurada 16 milyon dolarlık yatırımdan bahsetmiştim. Yeni fabrikadan bahsetmiştim. Bu yaklaşık ne kadar? 300 milyon TL yapıyor. 300 milyon TL. Dolar %10 yükselirse 30 milyon TL zarar oluşturabilir buradan. Evet doğrudur, böyle bir durum var. Ama bu firma ne olursa olsun, ama bu firma bu yatırımları para kazanacağı için yapıyor. Para kazandırmayacak olsa bu yatırımlar yapılmaz. Böyle bir yatırım yapılıyorsa bu risk alınıp dolarla bu yatırım yapılıyorsa demek ki buradan daha çok kar elde edilecek ki böyle bir yatırım yapılıyor. Dolayısıyla dolar yükselse bile, dolar 20-30 lira olsa bile bu hissenin yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Dolar bir yatırım aracı değildir. Sonuçta burada 7 yıldan bahsediyoruz. 7 yıl kredi kullanarak sağlanması, 7 yıllık bir borç Vakıfbank'tan. Yani uzun vadeli bir borç olduğu için bu borç döner yani öder. Ödenir bu borç. Firma bu borcu döndürebilir. O yüzden dolar 20-30 lira olsa bile panik yapmayın. 30 TL'nin altında bence hisse satmayın. Bakalım bilanço nasıl gelecek. Bilanço iyi gelirse hedeflere gidişi hızlanır. Bilanço kötü gelirse biraz daha bekletebilir. Bir 3 ay daha bekletebilir bilanço kötü gelirse. Ha tabii bilanço kötü gelirse kimisi panik olup satacak mesela. Bu esnada belki birileri toplayacak ve 2022-2023 bu elektrikli araç batarya yatırımlarını düşünüp milletten toplayıp önümüzdeki zamanlar için hisse şu anda fiyatlanmaya başlayacak belki. Yani dolayısıyla bilanço kötü gelse bile hissenin yükselişi devam edebilir. Durumlar bu şekilde. Tuğçelik 2022, 2023, 2024 hedefleri var o anlaşmalara baktığımızda. Değil mi? Bu videolarda bunları anlatmıştım. Şuraya 2.31 TL. Şu an kaç para? 21 TL. Şunu da yazayım da. Sonradan hisse yükselince bunu SS alıp paylaşıyorum. Şu anki fiyatı da gözüksün yani. Yatırımlar tamamlanınca görüşürüz. Hisse bugün tavan olmuş bu arada. Bu yatırım kapı ne zaman geldi? Akşamüstüye doğru geldi. Ben de Tuğçelik bildirimleri açık. Bu kap haberi bir düştü zaten. Hisse aslında yine biraz alım fırsatı verdi. Aslında bakın şöyle direkt tak diye tavana vurmuş. Çok da bir fırsat da vermemiş ama 10 dakika içinde yine bir fırsat vermiş olabilir. Çünkü artı 6-7 olduğunu hatırlıyorum. Bir anda direkt tavana kilitlemedi. Artı 6-7'yi hatırlıyorum sabah. Alabilen almıştır. 1 milyar çok büyük bir yatırım teşvik belgesi. Hisselerden de epey bahsettim. Dipte alanlar keyfini yaşasın. Dipte alanlar Dubai'de 5 çayını içme hedeflerine devam. Buradan alınır mı siz bilirsiniz. Hissenin şu anki ederi nedir, hedefleri nedir? Bunlarla ilgili tahminlerimi paylaştım. Şuradaki 100 TL'yi sileceğim. Çünkü hisse bölünüyor. Bölününce de 100 TL olamıyor. Çünkü fiyat düşüyor. İnsanların elindeki lot sayısı artıyor. Biliyorsunuz bedelsiz bölünmeyi. Tarih yazalım. 28 Ekim 2022. Bu şekilde uygun. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam edebilmesi için katıl butonundan destek olabilir. Katıl butonuna özel içerik var mı? Şimdilik yok. Ama herkese açık videolardan istifade ediyorsan zaten bu da bence yeterli bir sebeptir. Çünkü önemli olan fayda. Bir şeyden fayda görüyorsan gerekli sebep oluşmuş demektir. Yani sadece katılı özel videolar yapıp 1000 TL, 2000 TL ücret talep etmektense ki bunu yapanlar var. Herkesin para kazanmasını istiyorum. İzlediğiniz için sağ olun.